Savunma sanayinde ortaya konulan modern ürünler, Türk tarihinde çeşitli dönemlerde kullanılan silah sistemlerinin adıyla hayata geçiriliyor. Bu ürünlerden biri ise Roketsan'ın 2 yıllık çalışma sonrası geliştirdiği füze sistemi oldu. Minyatür füze için Türk tarihinde savunma alanında kullanılan bir ürünün adı tercih edildi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Osmanlı'da bir dönem yaygın olarak kullanılan ve Türk kılıcı olarak da anılan Yatağan isminin verildiği milli minyatür füze sistemini inceledi. Meskun mahal harp ortamında görev yapmak zorunda kalan silahlı kuvvetler, ortaya çıkan tehditleri tek er tarafından rahatlıkla kullanılabilen bomba atar silahlarıyla ateş altına alıyordu. Ancak bu silahlardan ateşlenen mühimmatın güdümsüz olması, yeni tehditlere göre menzillerinin kısa kalması, mesafe arttıkça da hedef bölgede yüksek saçılım göstermesi ciddi dezavantaj oluşturuyordu. Ortaya çıkan bu tablo sonrası, silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerinin karşılaştığı zorlukları da göz önünde bulunduran Roketsan kolları sıvadı. 2 yıllık çalışmanın ardından ortaya minyatür füze sistemi Yatağan çıkarıldı. 1 kilo ağırlığındaki minyatür füzenin kullanım alanları ise oldukça geniş. Kilosundan kaynaklı minyatür füze mevcut ve yeni nesil 40 mm bomba atar silahlar kullanılarak rahatlıkla hedeflere atılabiliyor. Yatağan mevcut bomba atar silahlarının yanı sıra insansız kara, deniz ve hava araçları üzerinden de ateşlenebiliyor. Roketsan füze ürün ailesinin en yeni ve en küçük üyesi, minyatür füzeye verilen Yatağan ismi ise Osmanlı'dan geliyor. 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılan Yatağan kılıcı, yabancılar arasında Türk kılıcı olarak ifade ediliyordu. Açısı ve ideal vuruş şekli gibi özellikleriyle öne çıkan kılıcın ismi, uzun yıllar sonra ileri teknolojiye dayalı yerli ve milli bir sisteme verilmiş oldu. Roketsan tarafından geliştirilen oyun değiştirici özelliklere sahip füze sistemiyle güvenlik güçlerinin meskun mahal harp ortamındaki üstünlüğü de artacak. Yatağan kullanıcısına azami 1 metrelik cep mertebesinde vuruş hassasiyeti sunuyor. Minyatür füze öte yandan keskin nişancı, toplu hedef ve benzeri tehditlere karşı da doğrudan tek seferde yüksek etki gösterebiliyor. Yatağan 1000 metrenin üzerinde menzile ulaşabilen etkili bir silah sistemi olarak da öne çıkıyor. Füze bir lazer işaretleyici kullanılarak belirlenen hedefe minyatür arayıcı başlığı ve minyatür kanat tahrik sistemi sayesinde yönleniyor. Yatağanın ihtiyaç duyduğu hedef işaretleme işleminin kullanıcının isteğine bağlı olarak kullanıcının kendisi de yapabilirken, bir yardımcı personel, mini insansız hava aracı ve insansız kara deniz araçları üzerine yerleştirilmiş lazer işaretleyicilerle de hedefleme yapılması yeterli oluyor. Roketsan Yatağan minyatür füze sistemini 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıttı. Katılımcılar tarafından da yoğun ilgi gören minyatür füze Yatağan'da atışlı test çalışmaları ise devam ediyor. 2021 yılında geliştirmelerin tamamlanması beklenen minyatür füze sisteminin gelecek yıl envantere de alınması planlanıyor.